Merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bugün sizlerle beraber Pigideş markasına ait olan Onemo fotoğrafçı sırt çantasını Onemo sırt çantası, Pigiteş markasına ait olan hemen hemen bütün ekipmanlarınızı tek bir çantada toplayan oldukça portatif ve rahat ve geniş bir çanta arkadaşlar. Bu çantayı yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Zaten daha öncesinde bir videosunu yayınlamıştım. Onun haricinde bir detaylı bir kullanıma ulaşmak için sahada bayağı bir kullanma fırsatı buldum. Hem FBB manasında hem de normal fotoğrafçı ekipmanların manasında oldukça işimi kolaylaştırdı. Hiçbir ekipmanımdan feragat etmeden bütün ekipmanlarımı bu sırt çantasına sığdırabiliyorum. Fotoğraf çekimine çıktığım zaman yanıma alacağım ekipmanları, video çekeceğim zaman yanıma alacağım ekipmanları, drone uçuracağım zaman birazdan içini göstereceğim, o çantayı alıp çıkıyorum. Ayrıca FPV uçuşuna çıktığım zaman da FPV malzemelerimi doldurup rahatlıkla uçuşa çıkabiliyorum. Şöyle bir dış özelliklerine bakmak gerekirse bu çantanın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, bu çantanın sırt bölmesini, yani şu bölmesini şu şekilde tamamen açmadan şu gördüğünüz yan ceplerden bütün ceplere ulaşıp içerisindeki ekipmanlara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yani bu sahadayken çantayı yere bırakmadan veyahut da sırtınızdan indirmeden, öyle söyleyeyim ben size, rahatlıkla fotoğraf makinesi, drone'unuzu özellikle çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde oldukça kompakt süngerler mevcut. Rahatlıkla onları kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle bir ilk önce bir dış özelliğine bakalım. Şimdi dışı polyester bir malzeme ile kaplı. Polyester bir kumaş ve çizilmeye ya darbelere veyahut da işte sıvıya dayanıklı. Zaten su geçemiyor. Ayrıca yağmurluğu da mevcut zaten altında. Olabildiğince o kadar çok gözü var ki bir yere ekipmanınızı bıraktığınız zaman acaba o ekipmanımı oraya bırakmış mıydım düşüncesine kapılabiliyorsunuz. O yüzden planlamanızı yaparken her zaman nasıl kullanıyorsanız sırt çantanızı o şekilde bırakmaya özen gösterin. Örneğin mesela şu taraflarda cepler var. Ben bu taraflara ne bıraktım? Şöyle kayışlar mevcut. Bu kayışlar ne işe yarıyor? Şu kayışlar burada gördüğünüz iplere takılarak, eğer varsa şöyle hatta göstereyim. Bir tanesini şöyle takarak, oldukça zaten kanca mantığı, direkt geçirdiniz. İster buraya, ister buraya arkadaşlar. Taktığınız zaman ikisini birden, çapraz veya düz, buraya herhangi bir malzemenizi koyabilirsiniz. Ne koyabilirsiniz? Örneğin mesela FPV drone kullanıyorsanız 7 inçtir, çantanın içine sığmaz, koyarsınız. Onun haricinde gimbalınızı, normalde burası açılıyor, 25 litrelik bir çanta bu, ama açıldığı zaman 35 litre oluyor. Ondan da bahsedeceğim. Özellikle buraya kampa gidecekseniz buraya süngerinizi koyabilirsiniz. Ne bileyim, yastığınızı koyabilirsiniz. Montunuz vardır, montunuzu koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Onun haricinde şöyle çıkartayım. Şu şurada kenarda kalsın. Burada yandan iki tane cebi var. Onun haricinde şöyle sadece bir önden göstereceğim. Açıldığı zaman 25 litrelik bir çanta oluyor size, 35 litrelik bir çanta. Şöyle yandan göstereyim. Şu gördüğünüz bölüme isterseniz gimbalınızı koyabilirsiniz. Rahatlıkla sığıyor. Şöyle göstermek gerekirse şöyle. Hatta kapalı halini göstereyim size. Şu şekilde oluyor ve 35 litrelik bir çantaya dönüşüyor. Bu da oldukça bize yer konusunda kolaylık sağlıyor. Onun haricinde şöyle bir kapatalım. Diyelim ki şu tarafı kullanacağım. Ne var burada? Ben buraya şu an
FPV gözlüğümü koymuşum. Misal. FPV gözlüğümü rahatlıkla, bakın açmadan çıkartıyorum. Ve kullanacaksam buradan kullanıyorum. Onun haricinde de tekrar eğer yerine koymak istiyorsam bu şekilde koyup kapağını kapatabiliyorum. Onun haricinde şöyle bir bunu alalım. Cüzdan vesaire, işte anahtar olur vesaire. Onları bu bölmeye koyabiliyorsunuz. Bu bölmenin en güzel özelliği arkadaşlar bu RFID teknolojisine sahip. Yani temassız kartlarınız varsa buranın içerisinde temassız kartlarınız görünmüyor. Yani herhangi bir hırsızlığa karşı da adamlar bunu düşünmüş. Onun haricinde ekipmanlarınızın çalınmasına karşın şurada çok basit bir kilit mevcut. Bildiğimiz düz mantık fermuarı şu şekilde sokuyoruz ve burada bırakıyoruz. Siz bunu çıkartmadığınız sürece isterseniz iki tur attırırsınız. Bu şekilde kendi güvenliğinizi alabilirsiniz. Yan tarafı açacağım şimdi. Açtım. Arkadaşlar bu tarafta şu bölümde gördüğünüz üzere bataryalar mevcut. Ben bataryalarımı koydum. Şöyle şu an çekimi yapan kameranın bataryaları bunlar. Ve olabildiğince düzgün ve nerede neyin ne olduğunu çok kolay bir şekilde takip edebiliyorum. Bakın şu bölümde şurada yeşillikler var, görebiliyor musunuz? Bunları doluysa dolu, bakın bir tanesini hemen turuncuya çevirdim. Bu boş. Örneğin hangisinin dolu hangisinin boş olduğunu bile buradan anlayabiliyorum. Ya da burayı hafıza kartı olarak da kullanabilirsiniz. İşte dolu kartlarınızı koyabilirsiniz, boş kartlarınızı koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Onun haricinde şu bölümde şuraya geliyorum ve burada bir boş alan yine mevcut. Şöyle. Şurada yine aynı şekil kayışlar mevcut. Yine dediğim gibi bu kayışları da ister bu şekilde kullanırsınız, isterseniz burayı üst tarafında da ikili karşılıklı kayışlar mevcut. Şuradan göstereyim. Şöyle. Dilerseniz buraya takıp üstüne de isterseniz tripodunuzu veyahut da hayal gücünüze göre artık neyi koymak istiyorsanız, fotoğrafçılık manasında olabilir ya da normal günlük yaşantınızda da kıyafet çantası olarak da kullanabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeceğim. Aynı zamanda dilerseniz şurası genişlenebilen, şurada bir elastik bir yapı mevcut zaten. Dilerseniz burada ister çantanıza su koyarsınız, isterseniz tripod koyarsınız. Şu bölümde zaten şunu göstereceğim. Şu bölümde de bir kayış mevcut. Tripod koyarsanız bunu buradan şu şekilde şuraya takarak kilitleyebiliyorsunuz. Şimdilik açık kalsın. Daha sonrasında burayı açtığımız zaman arkadaşlar bu bölmede ister burayı kartlık olarak kullanabilirsiniz. İster şuraya kişisel diğer eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada bir file mevcut. Bakın ben filenin olduğu bölme hafıza kartlı ve işte bir tane fotoğraf makinesi için biriktik koymuşum. Şöyle duruyor. Daha sonrasında kapatıyorum. Ve geldik arka tarafına. Arka tarafında da şu bölümde de yine arkadaşlar bir cep mevcut. Şu bölümde de bir cep mevcut. Dilerseniz işte yürüyüşünüz esnasında kimliğinizi, cüzdanınızı veyahut da telefonunuzu bu bölmeye koyabilirsiniz. Şu bölme gayet sert bir süngerle kaplı. En sevdiğim özellikten bir tanesi çanta ne kadar ağır olursa olsun şu kollar da olabildiğince kalın. Bu kollarla sırtınıza yaptığı basıncı şuradaki kilitle dilediğiniz gibi dağıtabiliyorsunuz. Şu şekilde ve omuzda rahatlıkla eşit yük binmesini sağlıyorsunuz. Zaten standart buradan ayarlamalar vesaire yapabiliyorsunuz. Onun haricinde şu bölmede dediğim gibi hava alan süngersi bir yapı mevcut. Sert ama sırtınıza aldığınız zaman arka tarafın ağırlığını sırtınıza olabildiğince vermiyor ve yürüyüş esnasında olsun, fotoğraf çekim esnasında size herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Şu bölmede şöyle şurada göstereyim. Elastik bir yine yapı mevcut. Dilerseniz bu bölmeye fotoğraf makinesinin parasoleyi olabilir veyahut da fotoğraf makinenizin kapağını koyabilirsiniz. Onun haricinde buraya başka ND filtreniz vardır. Filtrelerinizi koyabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Şu bölümde yine ufak bir tane cebim mevcut. Olabildiğince dediğim gibi çok cep var. Bu cebede ufak tefek anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Ya da elinizin altında olabilecek bir hafıza kartını koyabilirsiniz. Onun haricinde flaş koyabilirsiniz. Kablo koyabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Zaten bunlar standart ayarlanabilir. Bildiğimiz düz çantalardan. Şimdi en güzel özelliklerden bir tanesi geliyorum şimdi.
Diyelim ki aniden uçuş yapacağım. Hemen cihazını çekiyorum. Ben hiç uğraşmıyorum bile. Direkt cebinden ufak çantamı çıkarttım. Şöyle içindeki boşluğu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı da geniş bir alan var. Zaten birazdan işini gösterdiğim zaman göstereceğim. Bir kere bu kenarda kalsın şimdi. Şöyle. Bu fotoğraf çantası olarak da kullanabilirsiniz bu ufak çantayı. Drone çantası olarak da kullanabilirsiniz. Artık tamamen sizin hayal gücünüze göre nasıl kullanmak istiyorsanız. Şöyle bir açalım ilk önce. Ben içerisine bir tane kumanda. İşte şu bölümde bakın hafıza kartlık vesaire kablolar var. Şunu açtığım zaman da artık düzenlemesine sahip şöyle bir drone mevcut. Bu taraflara da bataryalar koyabiliyorum. Şimdi şöyle bu gördüğünüz çanta diyeceksiniz ki benim neyime yetecek. Bu gördüğünüz çanta hemen şöyle gösteriyorum. Şu kadar daha büyüdü. Ve şurayı da açıyorum ve bir bölme daha oldu. Çantanın içinden çanta çıkıyor. Bir fotoğrafçı daha ne ister? Olabildiğince tüm ekipmanlarımı tek yerde toplayıp karışıklığın önüne geçiyorum. Daha önce çekime çıkarken drone çantam ayrı, gimbal çantam ayrı, fotoğrafçı çantam ayrı, bilgisayar çantam ayrı. Yani arabanın bagajına koyarken bayağı bir karmaşık oluyor. Şimdi öyle değil. Şu ikisini alıyorum çıkıyorum ve kafam rahat. Ayrıca FPV uçuracaksam da ayrı bir FPV çantam var. Onunla beraber iki çanta oluyor. İki çantayla beraber gidiyorum. Eğer birinden birine gideceksen FPV veya normal çanta fotoğraf çekimine veya video çekimine gideceksen yine bunu yanıma alıyorum. Şöyle şurayı kapatalım. Tam üst bölümünde yine bir cep var. Adamlar resmen o kadar çok düşünmüş ki şunu da alıyorsunuz yan tarafınıza. Şunu da sırt çantası olarak kullandığınız zaman iki çanta yan yana kullanıyorsunuz. Şu da yanımızda kalsın. Şimdi açacağız. Bu çantanın 3 farklı taşıma stili var. Dilerseniz şu şekil yandan. Ayrıca sıkıntı yok. Bayağı sağlam yapmışlar. Burada dikişleri falan görürsünüz zaten. Standart kulp şuradan. Bir de tam ortasından taşıyabiliyorsunuz. Şöyle şu bölümde. Ayrıca diyelim ki standart bir valiziniz vardır. Valizinize kol tutamak yerine şu bölümü soktuğunuz zaman tam valizin üstüne geliyor ve bunu sırtınıza almadan tekerlekli valizinizle rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir düşünce. Daha sonrasında alt tarafında şu bölümde diyelim ki yağmur yağdı. Şöyle bir yağmurluğu var. Şu yağmurluğu çıkartıp rahatlıkla cihazınıza takıyorsunuz ve çantanızın içerisindeki cihazın sıvı temasını engelliyorsunuz. Özellikle kış aylarında fotoğrafçıların en büyük korkulu rüyası hava şartlarının olumsuz olması ve buna uygun ekipman bulamamak. Böyle bir çanta alırsanız sizin tercihiniz. Su geçirmiyor. Zaten şu bölümde şu bölmede burada da üst tarafı kapatabilecek gördüğünüz bir yağmurluğu mevcut. Daha sonrasında çantanın zaten içerisine gelelim bir. Şöyle bir çantamızı açalım. Şunu şöyle bir koyalım. Çantamızı açtık. Şimdi şöyle bir üstün körü içini göstermek istiyorum. Şöyle. Şu bölüme 16 inçlik MacBook Pro sığıyor arkadaşlar. Rahatlıkla. Şu şekil koydum. Şu bölüme drone çantamı koydum. Şunu. Bunu koymazsam diyelim ki çekime gittim. Şu tarafa dilerseniz kıyafetlerinizi koyabilirsiniz. Ayakkabınızı koyabilirsiniz. Onun haricinde ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ben drone kumandamı ve mikro cihazlarım vardı. Onları koyuyorum. Şurada zaten bunun içerisinde kamera var, GoPro var. Şarj aletleri, işte DJI FPV'nin kabloları mevcut. Bunun altında başka bir şey vardır kesin. İşte şurada gördüğünüzde ND filtrem var DJI için. Onun haricinde zaten şu gördüğünüz bölmede rahatlıkla düzenlenebiliyor. Yani sökülüp takılabiliyor bunlar. O yönü çok güzel. Onun haricinde dışarıdan gördüğünüz bütün ekipmanlara buradan rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sadece bilgisayar almak isterseniz açarsınız. Onun haricinde düzenlediğiniz gibi fotoğraf makinenizi ve drone'unuzu veya da cihazınızı rahatlıkla şu yan gözlerden alabilirsiniz. Onun haricinde şu bölmeler var. İç bölmelerinin içinde diğer ayarlanabilir. Cırtlı bir yapıda
yapılar mevcut. Ben buraya drone pervaneleri koydum. Siz artık kendinize göre ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Onun haricinde bunlar yine dediğim gibi ayarlanabilir. Bunlar da kendinize göre planlayabilirsiniz. Bunun haricinde cihaz biraz normal çantalara nazaran boş hali biraz ağır. Ama bu çantanın en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar, bu çanta rahatlıkla ayakta kendi başına durabiliyor. Yıkılmıyor yani. Bir çantanın, ben özellikle ekipmanımın böyle sırt üstü veyahut da yan yatmasını istemiyorum. Çünkü bıraktığınız yerde bu şekilde düz durmuyorsa, şu şekilde göstereyim kapağını kapatıp, durmuyorsa o çantadan çok haz etmiyorum. Daha önce bir çantam vardı, her seferinde şu şekilde bırakmak zorunda kalıyordum. Kaldırdığım zaman toz, toprak, pislik oluyordu. Ama bu çanta dik bir şekilde kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Ve size herhangi bir yere yaslanmanıza gerek yok. Bunun içerisinde ne kadar doldurursanız durdurun, kendi ayakları üzerinde rahatlıkla durabiliyor. Çantanın kullanım deneyimlerinden bahsetmek gerekirse, çantayı sahada oldukça kullandım. Özellikle drone'umu bu çantaya aldım. Cihazın yanında gelen ufak bir çantası var. Fakat bu çanta yaklaşık içerisinde kendi üzerine takılı halde olursa 3 tane batarya alıyor. Kumandasını alıyor açmadığım halde. Zaten diğer tüm ekipmanlarını alıyor. Eğer ki şu üst bölümü de açar, yan kol çantası olarak kullanırsam, o zaman şarj aletlerini de alıyor. Onun haricinde daha çok batarya, daha çok ekipman, hatta kablolarını vesaire her şeyini bu gördüğünüz ufacık çanta alıyor. Onun haricinde şu an çekim yaptığım kameramı koyuyorum ve ufak tefek mikro cihazlarım var. Onları koyuyorum, gözlüğümü koyuyorum, kumandamı koyuyorum, kablolarımı koyuyorum, bataryalarımı koyuyorum ve bu şekilde uçuşa gidiyorum. Bu gördüğünüz iki çantayla beraber ben normal bir hem drone uçuşu hem kamera çekimini rahatlıkla yapabiliyorum ve normal çekim yaparken, özellikle FPV veyahut da normal drone veyahut da normal kamera çekim yaparken en büyük özelliklerimden bir tanesi benim rahat olacağım. Ben rahat değilsem, kafam rahat değilse o çekimi zaten yapamıyorum. O yüzden diyelim ki sırtımda rahatlıkla istediğim yerde neyin ne olduğunu biliyorum. Hemen elime attığım gibi cihazı alıyorum. Gimbal'ın ön tarafında da diyelim gimbal'ı çıkartıyorum hemen. Onun haricinde drone zaten yan tarafında, hemen söküyorum, uçuruyorum. İndirdiğim zaman elime indirip veya da yere indirip hemen çantaya koyuyorum. Bu şekilde de cihazımı sahada rahatlıkla kullanabiliyorum. Ben oldukça memnunum bu çantadan. Araştırmalarım sonucunda bundan daha iyi bir çanta bulabilir miydim? Sizler de eğer önerebileceğiniz başka çantalar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cihazla anlatabileceklerim benim bu kadar. Sizin de eğer anlatmamı istediğiniz veyahut da aklınıza takılan herhangi bir soru varsa veyahut da anlatmadığın, dilimin sürçtüğü bir konu varsa lütfen kusuruma bakmayın ve yorumlar kısmına düzenlenmiş şeklini yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.